Evet, kıymetli partilerim, kıymetli vatandaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli meclis üyelerim, milletvekilim, başkanım, ilçe başkanım ve değerli eşleri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ait olduğumuz yerdeyiz. Biliyorsunuz bundan 75 gün önce... Biraz sessiz arkadaşlar. 75 gün önce bir olay yaşadık. Ve bu 75 gün önce yaşanan olay da yeni seçilecek başkana kadar vekalet etme hukukiyken bu hak apar topar elinden alınmıştı. İl başkanlığı binasındayken valilikten gelen kağıtla birlikte, altını çiziyorum, hakkım olmasına rağmen yeni seçime kadar başkanlık etmeme fırsat verilmemişti. Eşyalarımızı bile toplayamamıştık. Buradaki özel kalem müdürlüğünde çalışan arkadaşlarım eşyalarını toplamıştı. Hatta makam aracındaydım. Arkadaşım beni arabama bırakmama bile izin verilmemişti. Böyle enteresan günler yaşadık. Ama bunları çok iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum halkımıza. Ve adaylaştırıldık, çok çalıştık. İl başkanım, milletvekilim, ilçe başkanım, belediye meclis üyelerim, partilerimle birlikte gerçekten çok çalıştık. Herkese kucakladık herkesi, herkese sonuna kadar dokunmaya gayret ettik. Herkesin derdini dinledik ve sandık günü, pazar günü 5000 küsür oyla biz halkımızın güvenini kazandık. Bir kez daha onlara, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum ve bu güzel mazbatayı bize layık gördü güzel Gencik Halkımız. Belediye başkan vekilliği döneminde her zaman vekaleten değil, asaleten belediye başkanı gibi davrandım. İlimi öyle temsil ettim, öyle çalışmalara imza attım. Her yerden sesler yükseldi. Bizler asla cevap vermedik, yolumuza baktık. Hayvanlarla ilgili birçok karalama kampanyaları yapıldı. İlk telefon açan başkanım, biz kimlerin yaptığını biliyoruz diyenler, sonra seçim kampanyasında bunu dillere döktü. Biz yine de yavulmadık, eğilmedik, bükülmedik. Her zaman bir Cumhuriyet Halk Partili olarak dimdik, onurlu duruşumuzu sergiledik. Hiçbir iftiraya kulak asmıyoruz. Buna Bilecikli vatandaşlarımız da kulak asmıyor. En büyük göstergesi işte bu.